Merhabalar, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok az olacağım. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Günaydınlar, günaydınlar. Yetici Hanım ne kadar şıksınız. Saçlarınız bugün çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Günaydın. Küpeleri ne kadar güzel renkli. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın. Kaan Bey hoş geldiniz. Günaydın, buyurun. Esra Hanım'ın karşılamasını açıkçası yapmacık buldum. Ağzının içinde hoş geldiniz, hoş geldiniz dedi. Kolonya tutmayı benden sonra sanırım hepsi aklına koydu. Ellerine kolonya alıp beklettiler. Bana yaptıkları gibi gel zaten yine Esra Hanım'a da girmediler. Sefalar getirdiniz evime. Teşekkür ederiz. Yalnız evin böyle genel ağırlık bir pembe ya, insan böyle çok pozitif oluyor içeri girdiğinde. Evet. Esra Hanım da gayet bugün şık ev sahibi olarak da. Koltuklarımla uyumlu oldum. Nasılsınız? İyisiniz teşekkür inşallah. Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Çok iyiyim. Bomba gibiyim bakalım. Herkesin olduğu gibi Esra da kendi gününde heyecanlı tabii ki. Bugün neler olacak merak ediyor. Bakalım. Evet. Meni yetişecek mi, yetişmeyecek mi? Evet. Biliyorsunuz. Yetiştireceğime inanıyorum. Haftanın ilk günlerinde böyle biraz bekarlık, evlilik konusu evet. olmuştu. Ben evliyim, çocukluyum. O yüzden mutfakta daha çok vakit evet. geçiriyorum diye. O yüzden performansını mutfakta iyi bekliyoruz tabii ki. Esra'cığım seni bir tanıyalım. Öncelikle sadece erken evlendiğini biliyoruz. Ben Esra Sayar, 27 yaşındayım, Düzceliyim. 2 çocuk annesiyim, 11 yıllık evliyim. Ayrıca anaokullarında öğrencilerim var, minik öğrencilerime dans eğitmenliği yapıyorum. Dans derken mesela yani yöresel folklor yoksa böyle değişik yabancı... Değişik yabancı şarkılarla yani hip hop tarzı ama basit çocukların yapabileceği daha kolay hareketler. Şimdi çocukları eğlendirmek amaçlı mı yoksa hani dans gösterisi falan mı gösterisi. Sene yıl sonu gösterileri. Ha, yıl sonu 23 Nisan. Evet anladım. Bu şekilde. Peki sen bunun okuluna mı gittin yoksa eğitim falan mı aldı, kursa falan mı gittin? Aslında eşim yıllardır dans eğitmenliği yapıyor, bu işle ilgileniyor. Alanında çok da iyidir. Artık ben adamı kendime döndüremedim. Ben adama döndüm. Gel dedim hadi bana dans öğret. Ben de geriden aldım dersi. Evet. O bütün yaş gruplarına kadar veriyor dans eğitimini. Ben şimdi daha iyi son bir yıldır başladığım için daha çok minik öğrencilerimleyim. Şu gayet de mutluyum. Çalışıyor musun? Evet. Çalışıyorsun. Çocuklara kim bakıyor bu arada sen çalışırken? Kayınvalidem, annem. Kayınvalidem, sağ olsunlar. Anne ikisi bakıyorlar. Evet. Peki nasıl evlendin onu bir anlat bize. Merak ediyorum açıkçası. İnternet üzerinden tanıştık eşimle. Tamam, sosyal medyadan. Sosyal medyadan tanıştık. Daha sonra görüştük. Yani ben evet evleneceğim insan bu olmalı dedim. Direkt sosyal medyada gördün. Evet, buluştuk, görüştük. Birkaç ay geçti aradan tabii ki. Evleneceğim insan bu olmalı dedim. Çünkü çok merhametli, bana çok değer veren bir insandı. Annem de her zaman derdi ki gerçekten ciddi düşündüğün bir insan olursa kızım gel bana söyle. Tabii ben bu durumu anneme söyledim. Söyledi. Biliyordu. Ama annem tabii ki okulun bitsin, askerliğini yapsın. Ondan sonra dedi yüzük takalım olsun. Yani annen hayır asla olmaz demedi. Olmaz sadece demedi. Vakti saati var. Biraz aynen. daha erken dedi ki. Daha sonra ben annemle ufak bir tartışma yaşadım. Seni dünyaya dönse vermeyeceğim dedi. O lafın üzerine ben ertesi gün kaçtım. Kadını sinirlendirdin. O da inada söyledi. Evet. Dünya üstüne gelse seni vermeyeceğim. Kalbine indirdi kadına. Kız belki soğurdu kadının içi. Sen niye onun öyle ağzına lafıyla hemen hareket ediyorsun? Ertesi gün kaçtım. Ertesi gün kaçtım. Esra Hanım'ın karşılamasını hiç beğenemedim. Bana çok yapmacık geldi. Gitmiş normal marketten bir tane kolonya almış, elimize döktü. İnsan kolonyalık alırdı benim gibi. Öyle dökerdi elimize kolonyayı. Peki biz kahvelerimizi alalım. Menüne tamam. devam edelim. Nasıl içersiniz kahvelerinizi? Sade. Artık kaçıncı gün oldu yani ezberleyin artık. Tekrar yine sormak istedim. Belki bugün şekerli içmek istersiniz. Yok, bu kadar kusursuz olmanız gerekiyor. İşte hepimizinkini bilmeniz gerekiyor artık. Şu gün olmuş, bugüne gelmiş. Siz içerdiğiniz kadar ben şekerli içim. Hani ben şekerli alayım. Yalnız Pınar diyor ki ezberlemeniz lazım artık. Bazen böyle günleri geçince diğerlerine karşı ben şekerli istiyorum. Böyle biraz uğraştırmak için farklı isteyenler var. Bir de adet yerini bulmuş artık. Ne şekerli ne orta diyenler de var. Aynen. Esra Hanım, Pınar Hanım neden ilk dakikadan size böyle bir çıkış yaptı? O bana çok bilenerek geldi. Yorumlarımı biraz yanlış anladı. Biraz kendi anladığı gibi anladı. Yapıştırdı lafı. Sorun değil, ben bu lafın altından da kalkarım. Kalmam yani lafın altında. Siz onun gününde onu çok eleştirdiğiniz için olabilir mi acaba? Olabilir ama davranışları çok iyi değildi. Biraz daha bize karşı yumuşak olsaydı böyle olmazdı bence. Yemeklerini evet yapamamıştı yani gerçekten de bekarlığını konuşturmuştu beceriksizliğiyle. Evet Esma Nur, Sema Nur sana sormak istiyorum. Kaçarak evlensen annen seni affeder mi? Affeder. Affeder mi? Evet. Pınar? Yani bilmiyorum, öyle bir erkek yok yani. Annemi üzecek kadar kadar kaçamam kimseye. He, bak büyük öyle konuşma, tahtalara vur. Bir şey, benim annem de kaçmış.
Görmüş, kaçan mutlu değil bence. Yani ne kadar sevsem de diyorsun asla anneme yok, basıp geçemem. Yok, hayır tabii ki de asla. Yani o değeri hak edecek kimse yok bence. İnşallah karşına iyi birileri çıkar. Yani annen de rıza gösterir de kaçmadan beni kabul eden elbirisi çıksın da. İnşallah. Senin o dilini biraz törpülemen lazım. Biraz. Yoksa gittiği yerde de kayınvalidene öyle hemen ezberlemeniz lazım benim uyumu, bilmeniz lazım dersen biraz zor. Böyle hani gittiğin zaman böyle kayınvalideye karşı biraz uysal olur musun? Yani kayınvaliden diyelim ki sana laf soktu, daha yeni gelinsin, bir şey yapamadın. Yani hemen böyle çatladanak cevap verir misin kayınvalide? İşte o anlık geldiği için ben onu kontrol edemediğim için veririm yani. İşte onu sen cevap verirsen bu sefer kaynananla ters düşersin, eşinle ters düşersin, netice ama nasihat versene kıza. Beni tanırsa eğer bence düşmez ters, ters düşer yani. Tabii ki de belki hani nasıl olur? Evliliği tercih etmiş bir insan böyle düşünürse o zaman hiç evlenmeyecek diyecekti size daha doğrusu. Ama kimle evleniyor? Ne yapayım ben onu mu alıyorum sanki? Kaynanayı mı alıyorum? Yani, oğlanı alacağım. Pınar Hanım kaynanayla evlenmiyor. Dış kapının dışmandalı olacak artık o. Ha kayınvalide dış kapının dışmandalı. Artık öyle olacak. Peki Kaan'a sormak istiyorum. Kaan evlendin, eşin dedi ki hayır annenler öyle sık sık gelmesinler. Gelmesinler. Allah seni kah. Annenin adı ne? Annenin adını ver bana. Selma. Selma abla görüyorsun değil mi? Sen büyüt, besle. Sen ki gece gündüz başını beklersin sonra da bele der işte gör. Aa 5 dakikada hemen sattı. Ben de eşimin annesiyle görüşmek zorunda değilim. O da evet, benim annemle evet görüşmek zorunda değil. Bence de. Kesinlikle böyle. Yani sonuçta ben çok, eşimle çok ben kötü evleniyorum. Netice ayrı abla şu an şu kolonya verin kadına. Beyninden vurulmuşa evet döndü. Evet ya çok kötü. Senin oğlan mı var da kız mı var? Kız. Bir oğlan bir kız var. Bir oğlan bir kız. Gelinin olduğunu düşünsene böyle. Diyor ki hayır annenin gelmeyecek. Ya herhalde ben oğluma karşı çok üzülürüm. Ben kesin hasta olurum. Kanser hastası olurum. Torunlarımı ama görmek. El kızı için kendini hasta hayır, etmeye derim Allah'a seversen. Görmek, oğlumu görmek benim doğal hakkımdır. Demek ki nasıl? Siz çok iyi bir kayınvalidesiniz Netice Hanım. Evet teşekkür ederim. Evet gerçekten hayır, ama öyleyim. Abla şey diyor görüş hani göstermeyeceğim anneni sana demiyor. Tamam anladım. Orayı zaten bir saniye anladım. Şimdi ben benim oğlum olmuş, ben oğlumu evlendirmişim. Evet. Ev bak düzmüşüm de ben oğlumun evine gidip bir kahve içemeyecek miyim? Evet. Tabii tabii. Hani biraz böyle oğluna aşık anneler tabii, var. Tabii tabii. Evet, evet. Karısına diyor ki o onu yemez, onu yapma. Karısına diyor ki arıyor diyor ki sen bunu pişirme, o ondan hoşlanmıyor. Tamam da ben karısıyım bir bana bırak. İşte erkek de o dengeyi kuramıyor. Yani haklılar ama şimdi erkekler bak, de anaerkiller. Direkt kestim de attı zaten. Direkt ben kendi tarafımı sildi. Yani, ortada kız yok, silmek de olmuyor da. Silmek de olmaz ama yok, zor meseleler. Yok, biraz işte şey idare etmek i̇şte lazım. İşte erkek evet o terazi o dengeyi kuramıyor. Ah, zaten ne varsa bizim başımıza geliyor evlilikte. Evet anneyi zor. Anneyi idare et, eşi idare et. Çok teşekkür ederim. Zor meseleler. O yüzden ya hiç evlenmeyeceksiniz. Bence abla, kız dur ben evlenirim ne yapayım. Kız Metin kapısı. Benim gibi düşünmüyor musun? Ya dur o az önce bir yumuşadı, dur az önce bir yumuşadı. Kızın kısmetini kapatma sen. Vallahi ben diyor evlenmeyelim. Esra Hanım bir sehpada hepimize kahve sunumu yaptı. Hepimiz uzanmak zorunda kaldık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.